kulak uçları çok isyanda ve bir sürü ödemelerimiz var. Her şey kapıda ve askıda diyorsunuz. Bu hafta bunlarla ilgili olumluluk dönemi. Yeni yapacağınız işler size güzel artı kazançlar sağlayacak. Ben sizden korkmuyorum. Siz de kendinizden korkmayın. Haklısınız. Çok büyük sınav atlattınız. Artık daha karmanın cezasını ne kadar ödeyeceğim diyen oğlak burçları bu dönem, yani 14 Haziran'a kadar bu karmadan çıkıyorsunuz. Yenilik, güçlenme, verimlilik ve istediğiniz ve hedeflediğiniz ailenizdeki haklar ya da evinizde icralıksanız bile bunların hepsinin çözülme ve kafanızdaki soru işaretlerinin bitme haftası olacak. Bu da size artı bir güven, kaybettiğiniz enerjinizin yerine girmesi. Sağlık olarak sadece maddiyatla alakalı kaynaklanan gerginlikler var. Çok ciddi bir sağlık problemi geçtiğimiz dönemlerde atlattınız. Belki sizde tırnak, batık tırnakları problemi olabilir. Bir de egzama ve alerjik reaksiyonunuz olabilir ama çok ciddi bir sağlık problemi görmüyorum kadın. Ama erkeklerde, bazı oğlak burcu erkeklerinde kalple alakalı sıkıntı yaşayabilir. Bu babanız, kardeşiniz, enişteniz olabilir. Bununla ilgili küçük bir operasyon geçirme haftası olabilir. Dikkat edilmesini istiyorum. Uyarı vermişim. Sağlık evinizde uyarılar var. İhmal etmeyin lütfen. Bazı oğlakları da ortaklı anlaşmalarda beklediğimiz evrak ya da sponsor ya da girmesini beklediğimiz paralarla ilgili ne olacak diye not var burada. Bununla alakalı demişim ki evet, bu hafta anlaşmalar, notlar, belirginlikler aydınlığa ve ferah kavuşmuş olacak. İstediğiniz ölçüdeki ferahlık var. Aşk konusunda şu an ben aşk istemiyorum diyen bazı oğlaklar, evet aşk değil, iş ve para nokta. Evet, bu hafta bunları halledelim. O bir hafta bakarız. Evli olanlarda değişen hiçbir şey yok. Borçlar çok fazla var ve bu borçları nasıl toparlayacağız? Artık birbirimize giriyoruz devamlı olarak. Bunların hepsi bitmeye dönemine doğru geçecek. Hatta bir erkekten çok büyük bir destek alıp biraz daha derin bir nefes alacaksınız. Enerjiniz çok iyi. Hatta bunu abi gibi, amca oğlu gibi, yani yeğen gibi ya da kuzen gibi birinden alacağınız destek sizi gerçekten motivasyon ve enerjinize çok uygun olacak ve rahatlatacaksınız. Ama geçmişinden aşk bekleyen ve haber bekleyen, evet gelse de bir artık uzun yıllar geçmiş ya da uzun zaman geçmiş, ona ne kadar güveneceksiniz? Yani ona ne kadar daha inanmanız gerekiyor? Bunu size bırakıyorum. Eğitimle ilgili düşünen bazı oğlaklar, evet yapabilirsiniz ama şu an iş ve paraya odaklısınız. Gelecek teklifleri değerlendirin. Sonra kariyerinizle alakalı noktadaki hedeflediğiniz başarıyı sağlayacaksınız. Sizde de ev değişimi ya da bina değişimi gibi bir kararınız var. Özellikle büyüklerinizin evini değiştirme gibi, oturduğumuz ev değil de bir başkasının evini değiştirme ve taşınma yardımıyla alakalı gündemde olacak konular var. Bu da sizin için hayırlı diyorum. 8 Haziran 14 Haziran kova burçları neler bekliyor? Evet, acilen bina ile alakalı yaşadığınız bir sorundan dolayı ev taşınma, yeni bir eve geçme, hatta ya da geçmiş olabilirsiniz. Bu ev size çok uğurlu ve bereketli. Maddi olarak da çok büyük bir rahata getirecek. Ve özellikle yeni iş bekleyen ve işinizle ilgili yükselmek isteyen kovalar, yani bu hafta itibariyle bununla ilgili haberler alıp mutluluktan uçacaksınız ve Haziran sonuna kadar yeni işiniz belirlenmiş ve yüksek bir enerjiyle keyfini çıkartacaksınız. İşsiz olan